Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bir adet Passat 1.8 göstereceğim. Bu arabada ufak tefek şeyler var. Hem bunu hem de büyük bir sıkıntıyı sizinle paylaşacağım. Normal lat takımdan sesler geldiğinde çok fazla umursamazsınız bunu. Dersiniz ki ya ama şu zaman yapacağım, bu zaman yapacağım diye üzerine yürürsünüz veya da işte kontrol için bir türlü vaktiniz olmaz ama gitmezsiniz yani. Bu vakti bir kendinize oluşturmazsınız. Genelde de zaten enflasyon şu anda yüksek. O yüzden kimse sanayiye uğrayıp arabasını yaptırmak taraftarı değil. Tamamen gittiği yere kadar gitsin ama ne kadar gidiyor, ne kadar gitmiyor bunu sizlere paylaşacağım bu Passat'la birlikte. Ön takım kontrolü yapacağız ve bakalım bu arabada neler çıkıyor, neler var, işte ne değişeceğiz, bunları sizlere göstereceğim. Sadece tespit amaçlı bu videoyu çekiyorum. Uygulamasını göstermeyeceğim, defalarca kez uygulamalı videosunu göstermişimdir Passat'ın ön takımının ve bunların ne kadar meşakkatli olduğunu ve birden fazla kol olduğunu söylemişimdir ve bunların gerçekten arızasını bulmak ciddi anlamda zor. Birçok usta sesten dolayı alt takımda ne var ne yok bunların hepsini değiştiriyor. Tabii ki de olması gereken set haline komple değişmesi, fakat bu kişiye külfet olarak yansıdığı için, maliyet olarak yansıdığı için İster istemez bu masrafı yapamıyoruz arkadaşlar. Bu masrafı kişilere yaptıramıyoruz. Cengiz, arabayı biraz kaldırır mısın? Alt takımda bozuk olanları vesairesini göstereyim. Abimiz buraya iyi ki gelmiş diyoruz. Niye iyi ki gelmiş onu da göstereceğim size ama önce bozuk olan malzemeleri bir göstereyim. Yani gerçekten içler acısı bir durum var burada. Hemen şöyle kaldıralım. Muayene kontrolü dediğimiz alt takım kontrolü, tamam Cengiz, tamam. Şöyle alt takımı bir salla. Muayene kontrolü dediğimiz alt takım kontrollerini yaptırmadan kesinlikle muayeneye gitmeyin. Bakın bak mesela şurası böyle. Sadece bu değil. Şurada bir kol var. Bakın bu kollar oynuyor. Bu kadar oynamaması gerekiyor. Ben sabit tutuyorum. Diğer tarafa geçebilir miyiz? Şu tarafa da şöyle göstereyim. Burası da patlak. Yani alt takım olabildiğince bozulmuş zaten. Hemen şöyle geçelim. Burada da bir yer göstereceğim sizlere. Bakın. Şuradaki kolun nasıl oynadığını bakın. Sağlam oynuyor. Görüyorsunuz değil mi? Peki bunlar bizi hayati tehlikeye atar mı? Bunları biz değiştirmezsek ne olur? Arabaya herhangi bir yan etkisi var mı? Yolda bize tehlikeli bir şey çıkartır mı? Şimdi şu arka burçları görüyorsunuz. Bunlar çok fazla patladığında zaten takır tıkır ses yapar. Aşırı derecede bir ses yaptığı için sizi çok rahatsız eder. Fakat bunlar yüksek ihtimalle kullanıcı tarafından tahmin ediyorum ki o kadar yüksek ses çıkartmadığı için çok fazla düşünülmemiş işte bunları değiştirmek. Fakat bunları değiştirmezseniz başınıza ne geliyor onu göstereceğim size bu arabada. Ve siz bunu gerçekten fark edemiyorsunuz. Bunu bazen ustalar bile göremiyor. Kontrole gittiğinizde kontrol esnasında bunu fark edilemiyor bile. Peki bu sorun ne? Gerçekten bunları değiştirmezsek başımıza bir sorun çıkartır mı? Cengiz, arabayı kaldırabilir misin? Evet, değiştirmediğimiz şeyler bakın bize nasıl sonuçlara yol açıyor. Bunların hepsi değişecek tabii ki de. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Bakın burada bir körük patlak. Tamam Cengiz. Körük patlak ve altta bir adet rutil, bir adet arkada eğri kol dediğimiz, düz kol dediğimiz iki tane rutil var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu bayağı bir kamber kasları açısını etkiliyor bu arabaların. Alt takımı o yüzden çok güzel. Yani süspansiyon vesaire çok güzel. Tabii ki de bakılması gerekiyor. Bunu gördünüz. Örnek olarak gösteriyorum size. Şimdi geçelim asıl konuya, asıl mevzuya. Bakın. Şunu görüyor musunuz? Ben her zaman söylüyorum, bu rotillerin içerisinde plastik malzemeler var, kauçuklar var vesaire, bu çıkar diye. Bu şu anda çıkmış. Şöyle göstereyim sizlere. Buradan inanılmaz bir ses gelir işin açıkçası. Ama abimizde çok fazla bir ses etkisi duymadığı için tabii ki de bize de alt takımı ya bir kontrol edelim, belki yapacak bir şeyler vardır gibisinden uğradı. Ama iyi ki de uğramış. Şunu görüyorsunuz. Bu buradan her seferinde bu şimdi biz indirdiğimiz zaman bu lastik yukarı çıkıyor. Lastik yukarı çıktığı zaman şu görmüş olduğunuz top bunun içerisine giriyor. Bu yüzden içine girdiği için çok bir şey anlaşılmıyor. Fakat Ani bir kasiste bu top buradan çıkar. Amatör kenara gelir veya şu akis, bakın mesela akise 0. Görüyor musunuz? Ama hiç iz yok. Neden iz yok? Bakın mesela şu anda şuraya 0 ama sürtme izi yok. Bunun sebebi biz indirdiğimiz zaman bu bunun içine girecek. Ve abi bunu bu şekilde kullanacak. Allah göstermesin, herhangi bir sert bir kasise girdiğinde bu çıktığında ve abi o ara gaz veriyorsa bu lastik, sağa dönüş yaptığımızı varsayalım, bu yerinden çıkar. Bu rotil yerinden çıktığı zaman ne olur biliyor musun? Bu lastik katlanır ve araba ya taklatmaya ya kitlemeye, direksiyon kaybı, hakimiyeti kaybına neden olur arkadaşlar. Bu yüzden hani biz diyoruz ya bunlarda boşluk var ya abi, gider. İşte gördüğünüz üzere en fazla gideceği yer burası. Görüyorsunuz. Bu şekilde çatlamış, kırılmış, çıkmış. Ama tabii ki de bunu tamirci arkadaşlarımızın fark etme şansı da yok. Şöyle, biz bu arabaları genelde şunu söylüyoruz mesela. Alt takım kontrol ederken bir takoza bindiriyoruz bu arabalara ve bu takozun üzerinde, Cengiz şunu kapatır mısın? Takozun üzerine bindirmemizin sebebi sadece şu, yani yük amaçlı, yükteyken daha fazla, yani lastikler basınçtayken daha fazla biz boşlukları görebiliyoruz. Lifte kaldırdığımız zaman bunlar ister istemez kasılıyor ve bu boşluklar gidiyor. Ama bunu bu şekilde görebilmek için lifte kaldırmanız gerekiyor. Yani bu arabalarda alt takımı kontrol etmek için yeni bir şey daha öğretmiş olalım size. Alt takım kontrol etmek için lifte kaldırıp bunun çıkıp çıkmadığını da mutlaka kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. En azından bir kirkoya kaldırıp bu rotillerin yerinden çıkıp çıkmadığını mutlaka bir gözle, elle kontrol etmeniz lazım. Bunu da sizlerle paylaşalım. Gerçekten bu abimizin buraya gelmesi ciddi anlamda arabanın hem taklatmamasına hem de başkasına sebep olmamasına neden oldu. Yani verilmiş sadakası varmış diyoruz. Sizler de muayene öncesinde araçlarınızın altına gelen en ufak bir ses, çünkü sesin şeyi yok arkadaşlar, idare ederi yok. En ufak bir ses geliyorsa bunu mutlaka baktırın. Tabii ki bizlere soruyorsunuz. Bu videonun altına da defalarca kez bu sorular gelecek. Abi nereden geliyor? Abi nereden geliyor? Bakın size kaç tane malzeme gösterdim. Hepsinde boşluk var. Sonra da bu malzemenin size nasıl yol açabileceğini gösterdim. Şimdi bazı oluyor ki balata ses yapıyor. Bunu alt takımı komple değiştirseniz de bulamıyorsunuz. Bazen oluyor ki viraj demir ses yapıyor. Bütün burçları değiştiriyorsunuz. Bir tek ona dokunmuyorsunuz. Ses kesilmiyor. Bunları bizim canlı bir şekilde kendi kulaklarımızda duymamız lazım. Ne kadar yoruma siz yazsanız da bunun net bir cevabını hiç kimse veremez. Biz de veremeyiz ne yazık ki aracı görmeden. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bizim için güzel oldu. Abimiz için de verilmiş sadakası varmış. Gerçekten şimdiden de geçmiş olsun diyoruz. Bu kolların hepsi değişecek. Yani böyle bir sıkıntıya yol açmadan aile taşıyorsunuz bu arabalarda. Can taşıyorsunuz. Onu da geçtim. Siz hadi umursamıyorsunuz vesaire. Bu abim tabii ki de ses için geldi ama kendiniz, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız arasında umursamayan var. Başkasına da bu konu hakkında sebep olursunuz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bunun vebalini ödeyemezsiniz. Eğer bundan kaynaklı olduğunu öğrenirseniz kendiniz de gece yüksek ihtimalle uyuyamazsınız diye düşünüyorum. Bu yüzden araçlarınıza mutlaka bakım yapın. Bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.